Herkese selamlar. Yüksek potansiyelli altcoin videosuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz daha önce de bir iki tane yüksek potansiyelli altcoin videosu paylaşmıştık. Daha sonra bir altcoin videosu, bir hisse senedi videosu olmak üzere video serimize devam edeceğiz demiştik. Fakat geçtiğimiz gün bir değişiklik yaptık. Yüksek talepten dolayı iki tane hisse videosu paylaştık. Fakat tekrar altcoin videosuyla karşınızdayız. Bir altcoin, bir hisse senedi videosu olmak üzere tekrar video videomuza, video serimize daha doğrusu devam edeceğiz. Bugün de yüksek potansiyelli bir altcoin videosu paylaşacağız. Tabi her zaman söylediğimiz gibi bu yaptığımız analizler, yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Yaptığınız işlemler kesinlikle beni bağlamaz. Ben sadece öngörüde bulunuyorum. Teknik analiz ışığında, teknik analizin bize öğrettiği gibi önümüzdeki fiyat hareketini sizinle paylaşıyorum. Olası senaryolardan bahsediyoruz ki bu senaryoların çoğunun da tuttuğunu geçmiş videolarımızdan ve paylaştıklarımızdan görebilirsiniz. Bunun için YouTube parasal teknik kanalımıza bakmanız veya Facebook, Twitter gibi platformlardaki paylaşımlarımıza bakabilirsiniz. Bazıları referans soruyor. Referansımız orada yaptığımız paylaşımlar girip inceleyebilirsiniz. Herhangi bir durumda eleştirebilirsiniz varsa eleştiriniz. Tabi her zaman ne diyoruz? Saygı çerçevesinde güzel saygılı bir şekilde eleştiri yaptığınız zaman cevap veriyoruz. Herhangi bir sıkıntı da olmuyor bizim için. Tabii ki kendisini eleştirilemez bulanlardan değiliz. Her Herkes eleştirilmeli, her sistem eleştirilmeli. Tabi saygı çerçevesinde diyelim. Biz bu öngörüleri ve hedef tahminlerini teknik analize yapıyoruz. Bizim teknik analiz kursumuz var. Sıfırdan zirveye yatırım kursu. Ne alınır, nereden alınır, nereden satılır bunları öğrenmek istiyorsanız teknik analiz öğrenin diyoruz. Teknik analiz kursumuzun videonun açıklama bölümünde linki mevcut oradan ulaşabilirsiniz tekrar her zaman dediğimiz gibi videoları yüzde sekseniniz abone olmadan izliyor videoları izlerken veya izledikten sonra abone olursanız seviniriz herhangi bir kaybınız olmaz videoları izlemeye devam ettiğinizde Eğer beğenmezseniz abonelikten çıkarsınız bu kadar basit videonun sonunda videoyu beğenirseniz de bir beğeni atarsanız seviniriz ve Eğer beğenirseniz sevdiklerinizle arkadaşlarınızla lütfen paylaşın videolarımızı daha fazla kişiye ulaşalım siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken de videomuza, analizimize başlayalım. Evet, bugünkü altcoin'imiz Shiba. Shiba'da temel olarak çok fazla araştırmalarımız yok. O da Dogecoin gibi bir zamanlar Elon Musk'ın yönetimi altındaydı. Yönetimi altındaydı derken kendisi istediği gibi spekülasyon yapıp yükseltip düşürebiliyordu. Tabi düşüşten o da etkilendi ve zirvesinden %93 kadar bir düşüş yaşadı. Tabi dip seviyelerini o da bana göre çalışıyor artık. Dip seviyelerini o da gördü görecek. Çünkü ne diyoruz kripto paralarda 2024 Mart Halving'i var ödül yarılanması var. Bu ödül yarılanmasından önce veya sonra her zaman baktığımızda bir yükseliş trendi başlıyor. Bu sefer işte Bitcoin ve altcoinler nereye gidecek bilinmez ama eğer diğer halving'lerde olduğu gibi bir yükseliş olmazsa tamam diyeceğiz o zaman. Demek ki dünya çok kötü bir yere gidiyor. Böylece bu dünya krizi onaylanmış olur. Çünkü böyle bir durumda da halving'de de yani yükseliş olmazsa demek ki gerçekten dünya çok derin bir darbe alacak. Dünya ekonomik olarak büyük krizlere ve büyük olaylara sahne olacak maalesef diyelim. Peki Shiba'da nasıl bir hareket var? Teknik olarak durum nedir? Dip seviyeleri neresi? Yüksek potansiyel dedik. Peki bu potansiyel ne kadarlık bir potansiyel? Gelin teknik olarak inceleyip size hedeflerimizi verelim. Şimdi Şibada şöyle bir e, düşen kama formasyonumuz var şu şekilde. En tepeden alalım. Turkuazla gördüğünüz şöyle düşen bir kama var. Şuradan diğer destek noktalarımızı da çizelim. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir düşen kama formasyonu var. Turkuazla gördüğünüz. Peki durum nedir? E, şu an o formasyon yukarıya kırılmış durumda. Bu arada bu haftalık bir grafik yani her gördüğünüz mum bir haftada oluşmuş demek. Onun için orta ve uzun vadeli bir grafik olduğunu bilin. Peki bir formasyon var dedik. Bu formasyon hedefi neresi? Nasıl çalışacak veya nasıl çalışabilir? Şimdi kama formasyonlarının şöyle dibinden aşağı doğru çizgi çektiğimizde, bakın dikey bir çizgi çektiğimizde burada kama tamamlanmış oluyor. Daha sonra burayı kılanlayalım şuraya kama'nın kırılım noktasına getirelim. Hatta şöyle daha ince ayarlar yapalım. Şu şekilde şuradan kırılmış. Ve formasyon hedefi burası. Neresi oluyor? Hemen hemen zirvesi. Ortalama zirvesi ve zirvesine kadar da gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü burada kama formasyonun tamamlanmasıyla beraber bir çanak formasyonu tamamlanması da olacaktır. Gördüğünüz gibi yukarıya geldiğinde bu seviyelere yani 0. işte 4.0.89.32 seviyesine geldiğinde burada bir çanağı da tamamlanmış olacak. Ve şu an ilk hedefimiz buralar. Peki daha sonra ne var? Başka şeyler de var. Sadece bu değil. Başka formasyonlarımız da var. Burada aynı zamanda bir ikili dip formasyonu var. Bakın bir dip, iki dip. Bu ikili dip formasyonu tamamlandığında aynı zamanda çanak da tamamlanmış olacak. Düşen kama formasyonu da tamamlanmış olacak ve buralara geldiğinde bir izlemeye geçmek lazım. Orası tamamlandığında artık bir kulp mu yapar? Nasıl bir hareket yapar? İzlemek gerekiyor. Peki bu ikili dibin hedefi neresi? Ona da bakalım. Şöyle hatta burayı pembe yapalım. Şu şekilde. Ortalama burası. Neden ortalama diyorum? Çünkü teknik analizde İlla tam net nokta atışı hedef gelecek diye bir şey yok. Hedef tam da gelebilir. %3-5 altına da üstüne de gelebilir. Hiç fark etmez. Biz formasyon tamamlandığında ortalama bahsettiğimiz trend seviyesine yani hedefe geldiğinde hedef gelmiş demektir. Yani nedir? Oralara geldiğinde yavaş yavaş kar realizasyonu yapılmalı. Tabii ki vadenize göre sizin vadeniz nedir bilmem. Çünkü bazıları soruyor işte şu hisse nereye gider nasıl gider. Ben sadece teknik olarak bakıyorum orta vade. Orta vade hedeflerimi söylüyorum ama sizin vadeniz nasıl? Siz kısa vadeli mi yapıyorsunuz veya uzun vadeli mi, orta vadeli mi? Ben bilmem. Onu söylemeniz lazım ki bana. Ben de ona göre analiz yapıp sizinle paylaşayım. Bundan sonra yorum yaptığınızda, hisse sorduğunuzda, işte alt altcoin sorduğunuzda vadenizi de söylerseniz daha güzel bir şekilde sizin için paylaşabilirim hem de daha net olur. Peki dönelim ikili dip formasyonuna. Ne dedik? Burada bir ikili dibimiz var ve ikili dip tamamlanma hedefi ve çanak tamamlanma ve kama formasyonun tamamlanma seviyesiyle aynı seviyeler yani gördüğünüz tepesi eski zirvesi. Peki oraya geldiğinde ikili dip formasyon hedefi neresidir? Onu da çizdik. Şöyle kaldırıp şuraya koyduk. Ve hedef olarak şurayı pembe yapalım. Gördüğünüz gibi ikili dip olan pembe ile çizilmiştir. Pembe ile çizilen ikili dip hedefleri, turkuazla da çizilen kama formasyon hedefi ve çanak tamamlanma hedefleri. Bu şekilde sizin için çizmiş olalım. Peki burası oldu oluştu. E, hedef tamamlandı. Diyelim ki kama formasyonu hedefi tamamlandı. Yüzde kaçlık bir potansiyel var. Şu an gördüğünüz gibi şunu da söyleyeyim ayrıca. Şurada kama formasyonu kırılmış dedik ve buraya gelip kama formasyonun destek bölümüne, destek noktasına daha doğrusu bir pullback yapmış. Yani teyit dediğimiz olay. Bu pullback olduktan sonra yükseliş daha da güzelleşir ve onaylanmış olur. Orası da bu seviyeler şöyle bakıp inceleyebilirsiniz 0.731. Burada pullback de almış. Bu daha da güzel bir görüntü. Ne dedik şimdi? Kama formasyonun hedefi neresi? Yüzde kaçlık bir yükseliş potansiyeli var. Şu andan itibaren şu an bu seviyelerde gördüğünüz gibi kama formasyonu tamamlandığında 10x'lik yani yüzde binlik bir yükseliş potansiyeli var. Fakat ikili dip formasyonu da var burada. İkili dip baktığımızda onun hedefi de şöyle gördüğünüz gibi yukarılar baya pembeyle gördüğünüz yukarıda olan seviyeler şimdiden oraya kadar gittiğinde şöyle sizin için bakalım gördüğünüz gibi %20.234'lük bir yükseliş yani 200x yapar bu şekilde bir yükseliş potansiyeli görünüyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Teknik olarak bu hedefler görünüyor. Alırsınız almazsınız. O sizin bileceğiniz iş. Ben şahsen gördüğünüz beyaz çizgilerden yavaş yavaş toplamışım. Benim için sıkıntı yok. Bekleyeceğim siz bekleyin veya beklemesiniz. O sizin bileceğiniz iş. Benim stratejim dipleri gördükçe yavaş yavaş alım yapmak. Ve yukarıya çıktıkça da hedeflere yaklaştıkça da yavaş yavaş parça parça paçal yapıp satmak. Shiba'da ne dedik? Böyle bir yükseliş potansiyeli var. 2 tane formasyon hedefi var. Sizin bildiğiniz, takip ettiğiniz, yüksek potansiyeli olan, diplerde olduğunu düşündüğünüz ve ileride yükselmeyi beklediğiniz altcoin veya hisse senedi varsa lütfen yorum bölümüne yazın. Analizini yapıp sizinle paylaşıyoruz. Bütün yorumlara cevap veriyoruz. Kaçırdığımız varsa da daha sonra bakıyoruz yorumlara zamanımız oldukça onlara da cevap vermeye çalışıyoruz. Ne olursa olsun yazın e işte ben şunu merak ediyorum. Bunu merak ediyorum. Hatta bazı arkadaşların verdiği bilgiler doğrultusunda videolarımızı da şekillendiriyoruz. Onların yazdıklarına bakıyoruz. Eğer yükseliş potansiyeli gerçekten varsa onu da sizinle paylaşıyoruz. Mesela bu sabah bir arkadaş yazmış. Bir hisse verdi. Gerçekten de güzel bir formasyon oluşmuş. Daha önce de aynı formasyonu oluşturmuş ve onun videosunu çekip sizinle paylaşacağız. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar şu yükseliş potansiyellerine inanmıyor ya. Shiba zaten şöyle en dibine baktığımızda bu yükselişi göstermiş. Bakın şurada en dibine alıyoruz ve tepesine kadar gidiyoruz. %1600'lük yani 16x'lik bir yükseliş göstermiş. Buna rağmen işte böyle yükselmez vesaire diyenler var. Yani onlara da çok diyecek bir şey yok. Burada gözünüz varsa eğer, duyabiliyorsanız da ekranda gördüğünüz gibi böyle bir yükseliş zaten olmuş yani. Bundan sonra olmayacak diye bir şey yok ki formasyonlar olacağını söylüyor. Grafik de olacağını söylüyor. Buna rağmen olumsuz veya bilgisi olmayan insanlar yorum yapıyor olsun. Onlar da yapsın, sıkıntı yok. Onlar da düşüncelerini paylaşsın, hiç sıkıntı yok. Yok dediğim gibi videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi, eleştirilerinizi lütfen yorum bölümüne yazın. Yüksek potansiyelini gördüğünüz hisse senetleri ve altcoin'leri de lütfen yorum bölümüne yazın. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.